الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض آية. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, hicret evinizi, ailenizi, han ve armağanınızı bırakıp bir beldeden başka bir beldeye, hakikatte ise Mekke'den kainatın sahibine yürümenin adıdır. Hicret akideniz, imanınız, dininiz için dünyanızı kurban etmenin adıdır. Allah Resulü Aleyhisselam neden Medine'den, Mekke'den Medine'ye hicret ediyor? Arka planına bakınca Mekke'nin bütün sokaklarının Darun Nedve'den çıkan bir karar gereği tutulduğunu, şehre gelen her insana Mekke'nin içerisinde bir mezmunla karşılaşacaksınız. اِنَّهُ كَذَّابٌ O atalarının dinini yalanlayan birisidir. Sözüne itibar etmeyin diyen Mekkeliler tarafından tutulmuş. Şehrin içinde acı var, ızdırap var, gözyaşı var. Taif, hakikat-ı Kur'an'ı ilan etmiş. Medine, ya lebbeyk diyor. Emrin, gelişin, duruşun, davan, başımız, gözümüz üzerine ya Resulallah. Ashabı gidiyor, kendi gidiyor. O gidişe birkaç başlık altında bakalım. Hicret, ailemizi, çocuklarımızı Allah için terk etmenin adıdır yeri geldiği zaman. İbn-i Hişam rivayet ediyor. Ebu Seleme, Medine'ye hicret edecek yavrusunu eşi Ummu Seleme'yi almış. Hanımının akrabaları yolunu kesiyor. Gidemezsin. Bizim kızımızı ömrü bilinmeyen bir mecbule Medine'ye taşıyamazsın. Muhammed'in dünyasına, hayaline kızımızı kurban edemeyiz. Gideceksen ver bizim kızımızı. Eşini alıyorlar Ebu Seleme'nin. Eşini alınca Ebu Seleme'nin ailesi de siz nasıl gelininizi oğlunuzdan ayırdınız diye Ummu Seleme'nin yavrusunu alıyorlar. Tek başına Ebu Seleme Medine'ye hicret ediyor. Geride bir gözü yaşlı eş bırakmış. Hem kocasına ağlıyor hem de çocuğunu elinden almışlar, göstermiyorlar, yavrusunu alıyor.
geliyor. Tabii ki hatta Tunsiye gece karanıncaya, karanlığı üzerine çekinceye kadar ağlıyor, ağlıyor. Bir deri, bir kemik kalıyor Ummu Seleme. Sonra biri çıkıyor, diyor ki artık yeter, sabahtan güneş batıncaya kadar en tahta şu valide bu karının iniltilerinden bizim yüreğimiz parçalanıyor, müsaade edin. Müsaade ediyorlar, yavrusunu veriyorlar, Mekke ile Medine arasını tek başına kat edip yolda Osman bin Talha karşılıyor onu, refakat ediyor, Medine'ye getiriyor. Ebu Seleme önce eşini, yavrusunu Hazreti Resulullah için terk ediyor. Geride ağlayan bir yavru ve eş bırakıyor. Hicret bu. Damra bin Kays yaşı ilerlemiş. Mekke boşalınca mustadaplarla birlikte şehirde kalmış. Ne zaman ki Mekke semalarında innellezine tevaffâhumul melâiketu zâlimi enfusihim kâlû fîme kuntum, siz neden bu şehirde kaldınız? Melekler canlarını alırken sorduğu zaman kâlû kunnâ mustadâfîne fil ard, gücümüz yok, gidemedik. Öyle mazeret ileri sürecekler. Bu ayet okununca diyor ki ben mustadaflardan olamam. Alın beni. La ebitu hâdihi leyle bi Mekke. Hazreti Mustafa'yı içinde barındırmayan Mekke'de bu gece kalamazdı damra bu ayeti dinleyince. Oğullarına rica ediyor. Koyuyorlar bunu bir sandalın üzerine. Her biri bir tarafından tutuyor, çıkıyor şehirden, kendine geliyor ki orada ruhumu teslim ediyor. Medine'de bu konuşuluyor. Muhacir olamadı damra, Medine'ye varamadı damra. Allah katında muhacir ezrini alacak mı damra? Bu konuşulurken Peygamber meclisine Hazreti Cebrail geliyor. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Ayakları tutmayan, elinde fen kalmayan ama buradaki aşk ve imanıyla yollara düşen damlaya müjdeler olsun. Onun hicretinin nedirini bizzat kainatın sahibi verecek. Allah Resulü Aleyhisselam şehirden ayrılacaklar, birisi yatakta beklemesi gerekiyor. Çünkü Hazreti Cebrail geliyor, لَا تَبِدْ هَذِهِ اللَّيْلَ عَلَى الْفِرَاشِ اَلَّذ۪ي كُنْتَ تَب۪يتَ عَلَيْهِ. Her gece yattığın yatağında olmayacaksın bu gece. Çünkü damlaca karar almış, Allah Resulü şehit edilecek. Hazreti Ali'yi çağırıyor, cübbeni giyecek, yatağında bekleyeceksin. Hicret, ölümün mukadder, belki muhakkak olduğu gece, Peygamber Aleyhisselam'ın yatağında onun adına yatıp, hakikatin sultanını beklemenin adıdır. Hicretin arkasında bu kahramanlar var. Diyor ya Üstad, Mekke ile Medine arası yollar, çizik çizik hasret yarası yollar, her noktası bir başlangıç, gitgide Allah'a varası yollar. Her dili ona varmışlar, bir kahramanlık göstermişler, kimi eşini, evini, hanını, hanımlarını, kimi de Hazreti Süheyb gibi bütün dünyalık neleri varsa geride bırakıp Peygamber'in üzerine gitmişler. Gidip değiştirmişler. Hicret bu zaviyeden baktığımız zaman
Bir de bize şunu anlatır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ellerini kaldırsa kainatın sahibi o şehri helak ederdi. Geri çekiliyor, Medine'ye gidiyor ve sonra onları küfürden kurtarıp İslam'ın aydınlığına taşıyabilmek için 10.000 kişilik bir orduyla eski düşmanların şehrine geliyor. Onların hayatı Allah Resulü Aleyhisselam'ın iki dudakları arasından çıkacak kararına bağlı. İlk konuşması قَالَ لَا تَفْرِينَ عَلَيْكُمْ يَوْمْ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ. Size Hazreti Yusuf'un kardeşlerine söylediğini söylüyorum. Her ne kadar bu şehrin havasını, suyunu bana çok gördüyseniz de bugün size azarlama yok. Entum tulaka, hepiniz serbestsiniz, evinize gidin. Geri çekilip sonra yürekleri fethetmenin adıdır hicret. Efendim, bu başlık altında daha çok şeyler tarif edilebilir. Daha neler ve neler söylenebilir. Her söylenecek söz kitap çapında bir tefsir belki gerektirir. Ama bütün bunların ötesinde şunu söylemek de gerekir. Hicreti anlama, yaşama, belki haddimiz olmasa da onu konuşma bahtiyarlığına ermek bizim adımıza dünyanın en büyük şerefidir. O şerefle yaşamalı, o şerefle damlalar gibi kainatın sahibine gitmeli. اَلَا اِنْ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَغَ النِّظَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالْ